Merhabalar. 10 Soruda Bölümlerimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Toros Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Bölümü okumanın avantajlarını anlatacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Profesör Doktor Abdullah Çalışkan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanıyım. Peki hocam, Sağlık Yönetimi Bölümü hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Sağlık Yönetimi Bölümü, özelinde sağlık kurumlarının, genelde de tüm organizasyonların yönetici ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olan bir programdır. Bizim Sağlık Yönetimi Bölümümüz 2014-2015 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamış olan ve o günden bu zamana kadar aktif bir şekilde faaliyetlerini, öğretim faaliyetlerini devam ettiren bir kurumdur. 4 yıllık 8 dönem eğitim-öğretim faaliyeti içerisindeyiz. Bölümümüzde 240 AKTS uygulanmaktadır. Toros Üniversitesi'nde Sağlık Yönetim Bölümü okumanın avantajları nelerdir hocam? Öncelikle Toros Üniversitesi'nin avantajlarından bahsedeyim. Bizim üniversitemiz butik bir üniversite. Şehir içerisinde, şehir merkezinde bir kampüsümüz var. Ayrıca üniversitemiz çeşitli sağlık kurumlarıyla sürekli olarak işbirliği içerisinde olan öğrencilerini sahaya göndermeye gayret sarf eden bir üniversite. Dolayısıyla Toros Üniversitesi'nde sağlık yönetimi bölümünde okumak sürekli olarak sahayla iç içe olmayı getiren avantajları da içeriyor demektir. Sağlık yönetimi bölümünün çalışma alanları nelerdir? Mezunlarımız hangi alanlarda istihdam edilebilirler? Şöyle söyleyeyim, sağlık sektörü ötelenemez, ertelenemez, geçiştirilemez bir sektör. Sürekli olarak sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyüyen bir sektör. Zaten bunu görüyoruz, gerek kamuda, gerekse özel sektörde, dünya çapında, dünya standartlarında sağlık kurumları yeni yeni kurulmakta, oluşturulmakta. Bu kurumların da elbette ki yönetici ihtiyaçları oluşmakta. İşte sağlık yönetimi bölümü öncelikle sağlık kurumlarının eksik olan, ihtiyaç duyulan yönetici ihtiyacını karşılamaya yönelik olan bir bölüm. Ayrıca sadece sağlık yönetimi özelinde değil, yöneticiliğin tüm niteliklerini öğrencilerimize kazandırmaya, onları güçlendirerek sahaya göndermeye önem verdiğimiz için tüm organizasyonların yönetici ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte mezunlar da veriyoruz. Bunu da sahada görmekten de mutluluk duyuyoruz. Peki hocam, üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimiz için intern eğitimimizin sağladığı yararlar nelerdir? İntern eğitimimizle ilgili olarak ben şöyle açıklayayım. Aslında bizim üniversitemizin alameti farikası bu intern eğitimi. Sağlık yönetimi bölümümüzü diğer üniversitelerdeki sağlık yönetimi bölümlerinden ayıran yön de burası. Çünkü bizde intern eğitimi mevcut. Nedir intern eğitim dersek? Öğrencilerimiz eğitim, öğretim süreçlerinin 8. yarı yılını tamamen akredite olduğumuz, anlaşmalı olduğumuz sağlık kurumlarında geçiriyorlar. Nasıl? Sabah 8, akşam 5. Sanki o kurumun bir elemanı gibi, o kurumun bir çalışanı gibi, kadrolu bir personeli gibi sabah oraya gidiyorlar. Tabii bizim akademik personelimizin de gözetiminde olmak kaydıyla akşama kadar hafta içi, hafta sonu o kurumun bize gösterdiği çalışma koşullarında kendilerini, öğrendikleri teorik bilgileri sağlık kurumlarında test etme, deneyimleme, problem çözme gibi fırsatları buluyorlar. Bu öğrencilerimiz için sonsuz bir fırsat yaratıyor. Gelecekte karşılaşabilecekleri her türlü durumu daha öğrenciyken sağlık kurumlarında görüp bunlarla ilgili ne yapacakları konusunda deneyim kazanıyorlar. Ayrıca bu intern eğitimini gerçekleştirdiğimiz kurumlar için de fayda sağlamakta. Onlar da gelecekte potansiyel bir çalışanını bir dönem boyunca, ki bu intern eğitim 14 hafta sürüyor, 14 hafta boyunca
karşılarında görüyorlar. Onların yetenekleri, nitelikleri, sahip olduğu özellikler konusunda, kriz durumunda yapabilecekleri konusunda bilgi sahibi oluyorlar ve hatta intern eğitimi bitmeden, öğrencilerimiz henüz daha mezun olmadan öğrencilerimizi istihdam etmek konusunda da istekli oluyorlar. Bu bizim öğrencilerimize sonsuz avantaj sağlıyor. Peki hocam, sağlık yönetimi bölümü okuyan öğrencilerimiz başka hangi bölümlerde çift anadal programı ya da yan dal yapabiliyorlar? Üniversitemiz içerisinde Türkçe eğitim veren lisans veya ön lisans bütün programlarda bizim öğrencilerimiz çift anadal veya yan dal yapma imkanına sahipler. Bu ne kadar güzel bir şey. Hem sağlık yönetimi geleceğin bir mesleğine sahip olurken aynı zamanda bunu destekleyici diğer bölümlerde de bir lisans veya ön lisans diplomasına sahip olma imkanına sahip oluyorlar. Hocam, biliyorsunuz ki biz iş dünyasıyla ortak çalışmalar yürüterek kamu sanayi sektör işbirliği yapan bir üniversiteyiz. Sektörde hangi kurumlarıyla işbirliği protokolümüz mevcuttur? Bizim Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve onun teşkilatında bulunan tüm kurumlarla işbirliği anlaşmamız mevcut. Öğrencilerimizi gerek staj için gerekse intern için bu kurumlara göndermek durumunda olabiliyoruz. Ayrıca özel sektörde de Mersin bölgesinde bulunan çeşitli sağlık kurumları ile işbirliği anlaşmamız mevcut. Bunların içerisinde özellikle sağlık yönetimi bölümünün intern eğitimini devam ettiren afiliye hastanemiz Medikal Park Hastanesi. Biz 3 dönemdir, bu dönem 4. dönemimiz olacak inşallah bu başlayan dönemle birlikte. Öğrencilerimizi Medikal Park Hastanelerinde intern eğitimi için istihdam ediyoruz. Bunun yanı sıra Forum Yaşam Hastanesi özel sağlık kurumlarından ve Yenişehir Hastanesi ile de yine işbirliği anlaşmalarımız mevcut. Hocam, pandemi sürecinde eğitim öğretim sistemimiz nasıl ilerliyor? Pandemi süreci tabii ki hepimizi kısıtlayan bir süreç. Elbette ki eğitim, öğretim sürecini de olumsuz olarak etkiliyor. Gönül ister ki yüz yüze eğitim yapalım. Ama biz de bu kısıtlamalar içerisinde eğitim, öğretim sürecimizin aksamaması için bazı tedbirler alıyoruz. Yani pandemi sürecinin getirdiği bazı dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik. İşte esnek eğitim sistemi, farklı tekniklerin eğitim sistemi içerisine entegre edilerek bu dezavantajın ortadan kaldırılması, uzaktan eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ama temin edemediği bazı teknolojik alet edevatları temin edip ihtiyaç duyan öğrencilerimize vermek şekliyle uzaktan eğitimi sürdürmek gayreti içerisinde oluyoruz. Şu anda uzaktan eğitimimiz daha önce yaptığımız yüz yüze eğitimler kadar başarılı bir şekilde devam ediyor diyebilirim bu konu. Hocam, COVID-19'a karşı kurum içerisinde nasıl önlemler aldık? Kurumumuz bu süreç başladığından itibaren çok etkin ve disiplinli bir şekilde bu konunun üzerine giderek personelin, hem akademik personelin hem de idari personelin bu konuda zarar görmemiz için gerekli tedbirleri getirdi. Öncelikle esnek çalışma içerisine geçildi. Aynı zamanda dönüşümlü çalışma da başlatıldı ve halen de devam etmekte dönüşümlü çalışma. Akademik personelimizden ve idari personelimizden ihtiyaç duyan kişiler mesailerini evden veya arzu ettikleri yerden hiç okula gelmeden sürdürüyor oldular. Bu dönüşümlü çalışma içerisinde okulda bulunan personel içerisinde de gerekli hijyenik ortamların ve sosyal mesafenin sağlanması için bazı tedbirler alındı. Örneğin işte dezenfektanlar her yere konuldu. Personelin mağdur olmaması için paketli yemek sistemine, kişiye özel yemek sistemine geçilerek personelin hem sağlıklı hem de COVID-19 pandemisinin gerektirdiği sağlık koşullarında hizmet alma imkanları sağlanmış oldu. Hocam, üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek isterim. Mersin harika bir şehir. Ben Mersinli değilim. Buraya gelirken de ayaklarım geri geri gelerek geldim ama Mersin'i çok sevdik. Eşim, ben, kızım 6 senedir Mersin'deyiz. Çok da mutluyuz. Gitmeyi de düşünmüyoruz şehir bazında. Üniversite bazında biz butik bir üniversiteyiz. Şehir içerisinde 3 ayrı kampüsümüz var.
Hepsi de birbirinden güzel kampüsler, yaşamaktan keyif alınan bölgeler. Öğrencilerimiz için hangi kampüste olurlarsa olsunlar, hem kampüs içerisinde bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği her şey sağlanmış iken, aynı zamanda bir yürüyüş mesafesinde, diyelim ki dışarı çıkmak istiyor, arkadaşlarıyla eğlenmek istiyor, yürüyüş mesafesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek merkezlere ulaşması da çok çok kolay. Dolayısıyla bizim üniversitemiz öğrenciler için yaşanılası bir üniversite, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Bugün sizlerle sağlık yönetimi bölümümüzü tanıdık. Diğer bölümlerimiz için YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.